haftaya girerken. Şimdi Doktor Bora Erdamar'a dönelim. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha Hanım, iyi yayınlar. Kripto para piyasası ile ilgili yeni bir düzenleme Merkez Bankası'ndan geldi. Neden böyle bir adım attı? Öncelikle onu soracağım. Düzenleme ne içeriyor? Hangi işlemlerde yasaklama getiriyor? Bunu merak ediyoruz bir taraftan. Çünkü insanlar ne yapacağını yani yanlış da anlamış olabilir. Borsada alım satım işlemleri mi yasak geldi acaba diyor sorular geldi. Ödeme kuruluşlarına transfer yasağı mı geldi diye sorular geldi. Buyurun hocam. Tabii. Öncelikle genel bir yasak olmadığının altını çizelim. Türkiye'de özellikle son dönemde kripto para kullanıcı sayısı çok artmışken dün gece biraz aniden gelen böyle bir regülasyon bugün haliyle ekosistemde kullanıcılar arasında ciddi bir endişe de yarattı. Genel geçer bir yasak olmadığının altını çizerek başlamak isterim. Peki bu regülasyon ne söylüyor? Merkez Bankası tarafından çok özetle para bizim işimiz ve kripto varlıklar bir para değildir söylemini içeriyor. Bununla birlikte de özellikle ödeme kuruluşu ve e-para kuruluşlarının kripto paraları bir ödeme aracı olarak kullanamayacakları, bununla ilgili herhangi bir hizmet veremeyeceklerinin bir beyanı var, bir yasağı var. Bu anlamda borsalardan alım satım konusunda ya da bankalarla borsaların ilişkisini bir şekilde çerçeveye alan bir regülasyon yok. O zaten BDDK'nın alanına girer. Bununla birlikte bu regülasyonda önemli sayılabilecek bir gelişme ilk kez daha önceki yayınlarımızda da konuştuğumuz gibi kripto varlıkların bir tanımı yapılmış vaziyette. Bunun bir menkul kıymet mi, para mı, emtia mı olduğu konusunda kafa karışıklıkları vardı. Bunun hem kripto paraların tek bir pakete konulamamasını ve konulmaması gerektiğini söylemiştik, belirtmiştik. Hem emtia, para ve menkul kıymet özellikleri taşıdığı hem aslında hiçbir kategoriye tek başına indirgemeyeceğini vurgulamıştık. Bu regülasyonda da Amerika'daki SPK karşılığı kurum olan SEC'nin yaptığı tanımla tutarlı bir şekilde gayrimaddi varlık, İngilizcesiyle intangible assets'e o sınıfa ait olduğu belirtildi. Bununla birlikte yalnız benim dikkatimi çeken bir orada ibare daha var. Diğer sermaye piyasası araçları olarak da nitelendirilemeyen gibi bir ifade var. Merkez Bankası tarafından direkt sermaye piyasalarını ilişkilendiren bir konuda bu o ifadenin yer alması benim dikkatimi çekti. Çünkü nasıl ki özellikle bankalarla ilgili konularda BDDK'nın esas olarak burada açıklamaları varsa ve olacaksa sermaye piyasalarıyla da ilgili SPK'nın açıklamaları olacaktır diye bekliyoruz. Burada bu konularla ilgili daha önümüzdeki günlerde belli ki daha farklı açıklamalar ve daha farklı düzenlemeler de olacak diye düşünüyoruz. Peki yani bu sonuçta para transferi de yapılabiliyor, alım satım da yapabiliyorsunuz. Sadece kripto para yöntemiyle dolaylı veya dolaysız alışveriş yapamıyorsunuz. Hadise bu mu? Hadise iki yönlü. Birincisi bunun evet bir ödeme aracı, bir para gibi kullanılamayacağı Türkiye'de. İkincisi ise biraz aslında daha önce Cumhurbaşkanlığımızın yapmış evet, olduğu ekonomik reform paketinde de geçen ve aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından da çok vurgulanan fintech ekosisteminin ve fintech startuplarının geliştirilmesi kısmıyla çok örtüşmüyor diye düşünüyorum. Çünkü bu konunun yani kripto paraların para olarak kullanılamaması ve ödeme aracı olarak kullanılmaması işin bir yönü ama halihazırda e-para şirketleri ve diğer ödeme kuruluşlarının bu hizmeti verdiğini Türkiye'de de biliyoruz. Bu alanda startupların aslında geliştiğini evet, hatta unicorn potansiyeli taşıyan startuplar olduğunu biliyoruz. Onlar en çok zarar görmüş vaziyette bu dün gece yayınlanan yasaktan sonra. Hocam aslında süren bitti sizinle ama şunu da merak etmiyor değilim yani. Yurt dışında peki bu mevcut durumda burada ödeme yapılmaması kripto parayla ama yurt dışında insanlar ödeme yaparak bir şeyler alıp satabilecek e-ticarette. Bu biraz kaçırmaz mı bazı şeyleri? Fazlasıyla sonuçta şu anda biz bütün dünyada artık kripto paraların geleneksel finans sistemiyle entegre olduğunu, çok büyük şirketlerin Bitcoin ve kripto paralarla ödeme aldığı bir dönemdeyiz ve İstanbul'un bir finansal teknoloji üssü olması da stratejik planlar içerisinde, kalkınma hedefleri içerisinde varken bu biraz işleri zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Evet.
Bakalım, merakla bekliyoruz. SPK BDDK'dan gelecek mi bir şey? Cemil Ertem'in de, Sayın Ertem'in de açıklamaları var. Devam edecek düzenlemeler diyor, bilmiyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.